Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde heyette yer almasıyla dikkat çekti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerle gündeme gelmiş. Partisine yönelik eleştirilerin ardından kongre çağrısı yapmıştı. Asiltürk'ün Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde yer almasıysa merak uyandırdı. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın hayatında Saadet Partisi için oluşturulan bir kurul var. Bu kurulun adı Yüksek İstişare Kurulu. Erbakan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde esas edilen bu kurula kendisi doğal lider olarak görüldüğü için doğal olarak geniş yetkiler verildi. Parti politikalarını belirlemek, hatta genel başkan ataması yapmak ya da mevcut genel başkanı görevinden uzaklaştırmak gibi çok güçlü yetkiler var. Hoca vefatına kadar bu kurulun başında yer aldı. Erbakan'dan sonra ise kurulun tepesine gelen isim Oğuzhan Asiltürk oldu. Bu ne demek oluyor? Saadet Partisi'nin bir numarası aslında. Genel başkanlık koltuğunda oturan Temel Karamollaoğlu değil, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatını taşıyan Oğuzhan Asiltürk demek oluyor. Saadet Partisi'nde bir ittifak yapılacaksa eğer, kimlerle birlikte hareket edileceğine ilk elden karar verecek olan isim, Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği, geçmişte birlikte olduğum büyüğüm dediği Oğuzhan Asiltürk'ten başkası değildir. Oğuzhan Bey tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan hocamızın biliyorsunuz en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde Kıbrıs Barış Harekatı'nda o da üst düzey görev almış olan. Asiltürk'ün Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldığı için heyete dahil edildiğini söyledi. Hatta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu da davet ettiklerini açıkladı. Bu ziyareti yaparken biz de Oğuzhan Asiltürk Bey'i aramıza, kafilemize katalım dedik. Ve bunun yanında yine hocamızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey'i de davet ettik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim Demokratik Sol Parti'nin şu andaki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in o da şu andaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz tüm bu birlikteliği sağlamak. Erdoğan'ın o sözlerinin ardından gözler Saadet Partisi'ne çevrilmişken Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi. Karamollaoğlu ne davete katılmamasına ne de Asiltürk'ün heyette yer almasına yorum yaptı. Yalnızca bayram mesajı verdi. Kıbrıs zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii onlar hem Kıbrıs zaferini idrak etmek hem de Kurban Bayramı'nı Kıbrıs'la idrak etmek için oradalar. Şimdi Saadet Partisi tabanında bir rahatsızlık var canım. O rahatsızlığın sebebi ne? Şimdi özellikle gençler, Anadolu Gençlik Derneği, Saadet Partisi'nin o milli görüşçü gelenekten gelen, daha önce de olan Milli Gençlik Vakfı biliyorsun oldukça faaldi. Dolayısıyla tabanda bir rahatsızlık olduğu ifade ediliyor Saadet Partisi'nde. O rahatsızlığın sebebi de CHP ile yapılan işbirliği. Şimdi deniliyor ki bizim tabanımız AK Parti'ye mi daha yakın yoksa CHP'ye mi daha yakın? Biz neden sürekli CHP ile işbirliği halindeyiz ve Millet İttifakı içerisinde yer alıyoruz? AK Parti ile tabanımız daha çok benzeşiyor. Fikirlerimiz, görüşlerimiz daha fazla benzeşiyor. Zaten milli görüş geleneğinden gelen iki parti olduğu ifade ediliyor. Hem AK Parti hem de Saadet Partisi. Dolayısıyla bu tür rahatsızlıklar vardı. Bu rahatsızlıklar da Oğuzhan Asiltürk tarafından dile getirildi. Ama onun öncesi de var tabii ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de iki kere bir araya geldi. Birincisinde evinde ziyaret gerçekleştirdi. İkincisinde de Ramazan ayında bir iftar yemeğinde bir araya geldiler.
O görüşmelerde de zaten ittifak konusu gündeme gelmişti. Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek tartışmaları o dönemde de yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla Saadet Partisi içerisinde Oğuzhan Asiltürk'ün bu çıkışı oldukça önemli. Çünkü Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Milli Görüş'ün başkanı olarak nitelendiriliyor. Partide tamam Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olabilir ancak ilk başkanı statü olarak Milli Görüş'ün de başkanı olarak nitelendiriliyor. Yani Erbakan'dan sonra gelen isim olarak nitelendiriliyor. Parti içerisinde değişik karşılandı. Farklı tepkiler geldi. Mustafa Kamal Ağa'nın çıkışı oldukça önemliydi. Aynı zamanda Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanında yer aldı. O da aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Dolayısıyla şu an itibariyle dedi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni olağanüstü kongreye götürme gücü yoktur ifadesini kullandı. Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'nin genel başkanı olduğunu ve onun arkasında durduklarını ifade etti. Karamollaoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Dedi ki bu şahsi görüşleridir Oğuzhan Asiltürk'ün, kendisini bağlar. Dolayısıyla kendisiyle medya önünde konuşmayı doğru bulmuyorum. Birebir yapacağım görüşmelerde bunu değerlendiririz dedi. Peki, bu tartışmalar devam peki, ederken Ahmet, evet. Bir şey sorayım. Şimdi meselenin bam teli şu. Kongreye gider mi parti? 200 imza toplanır mı? Şimdi 1250 delegesi var şu an itibariyle Saadet Partisi'nin, zaman zaman sayı değişebiliyor. Ancak 1250 civarında bir delege sayısına sahip. 5'te 1 oranında delegenin noterden imzalı olarak biz olağanüstü kongre istiyoruz diye başvuruda bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bu 250 imza bulunur mu bulunmaz mı şu an itibariyle belirsiz. Farklı görüşler var. Bazı il başkanları genel merkeze Temel Karamollaoğlu'na destek veriyor. Ancak özellikle gençlerin daha çok Oğuzhan Asiltürk'ün arkasında durduğu ve Anadolu Gençlik Derneği'nin bu konudaki rahatsızlıklarını ifade ettiği belirtiliyor. Ancak Oğuzhan Asiltürk'ten de bir değerlendirme geldi. Biz yani benim dedim tartışma başlatmak gibi bir niyetim yok. Bu yazı bir parti içi çalışmadır dedi. Arkadaşlarla partinin daha iyi ve güçlü olabilmesi için yapılan değerlendirmelerdir. Asla bir münakaşa amacı yoktur. Münakaşa olsun istemem dedi. Oğuzhan Asiltürk'ten gelen son açıklama ve değerlendirmeler de bu yöndeydi. Dolayısıyla bu tartışmalar nasıl bir yola girecek onu da önümüzdeki peki, süreçte göreceğiz Cem. Kongreye giderse o zaman Oğuzhan Asiltürk muhtemelen bir tane de yer başkan adayı önerecektir. Kongreye giderse kazanır mı Oğuzhan Asiltürk'ün belirlediği isim? Şimdi kaç delegenin oy vereceğine bağlayacağım. Şimdi 1250 delegesi olduğu ifade ediliyor Saadet Partisi'nin. 250 delegenin noterden gidip imza vermesi bekleniyor. Asgari düzey 250. Ancak bu daha fazla olur mu olmaz mı? Tabii ona da bakacağız. İmza veren delegelerin sayısı gösterge olabilir. 250'den daha fazla delege oy verirse ya da imza verirse, noterden başvuruda bulunursa o zaman Oğuzhan Asiltürk'ün gücünü görebiliriz. 250 delegeyi bulabilir mi bulamaz mı? Zaten o da şu an itibariyle tartışılıyor. Şimdi bu bir iç çalışmadır diyor. Özellikle parti iç çalışmadır diyor. Bunu delegelerin oy vermesine yönelik bir adım olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa bunun için düğmeye basılır mı? 250 delegeyi bulabilir mi? Tabii o da şu an itibariyle tartışılıyor. Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk'ün yapacağı görüşmede bir orta yol bulunur mu? O da tabii ki muamma şu an itibariyle. Dolayısıyla çok bilinmeyenli bir denklem var önümüzde. O düğüm nasıl çözülecek onu da önümüzdeki süreçte görmüş olacağız.